lütfen karbonhidratları yiyin. Karbonhidratları içmeyin. Neydi onlar? Evet, sıvı karbonhidratlar. Yani içecekler, karbonhidrat, meyvanın suyu, şekerli içecek. Karbonhidratları içtiğiniz zaman sizi tok tutmuyor. Karbonhidratları, doğru karbonhidratları yediğiniz zaman sizi tok tutuyor. Bu sıvı karbonhidratların hepsi şeker içeriyorlar. Çok yüksek kalorililer ve çok çabuk yağa dönüşüyorlar. Bu yağlar da geliyor ya kalçanızda ya göbeğinizde. Anatomik olarak nereniz daha yağlıysa orada birikiyorlar. Dediğim gibi ne yapıyoruz? Karbonhidratları, meyveleri yiyoruz, içmiyoruz. Yani sabah kahvaltısına gittim, meyve suyu içiyorum, bana çok faydalı, çocuğuma da vereyim derken kaç meyve yeseniz? Evet. Aslında o meyve suyu içinde. Hemen bakalım. Değil mi? Elma suyu hazırlamak için, ya evde yapıyorsunuz zaten biliyorsunuz, ne olur mantık şu. Ha bir tane elmayı yemişsin, ha suyunu sıkmıştın. Ama bunu yemeniz en azından bir 5-6 dakikanızı alır. Ayrıca ama... lif. Lif tabii ki, vitaminler özellikle kabuğa yakın yerlerde iyice yıkayın ve bunu yiyin. Diş sağlığınız için de çok iyi. Ama bunun suyunu sıktığınızda 4 hatta 5 tane elma gerekiyor bazen eğer bardağınız büyükse. Bu kaloriyi ne yapıyorsunuz? Siz içiyorsunuz. İçtiğiniz kaloriler çok daha hızlı yağa dönüşüyor. O yüzden lütfen şekerli içecekleri, meyve sularını tüketmemeye çalışın. Aynı şey portakal için de geçerli. Şimdi portakal zamanı geldi, geliyor. Portakal suyu iyi bir şey gibi görünüyor. Doğru, iyi bir şey ama portakalı yerseniz iyi bir şey. Suyunu içtiğinizde yine çok yoğun enerji alıyorsunuz. Bütün lifini atıyorsunuz. Özellikle portakalla ilgili, portakalı çok kalın soymazsanız biliyorsunuz içinden beyaz bir tabaka daha çıkar. Ben buna portakalın ekmeği derim. Portakalın ekmeği. Evet, portakalın ekmeği, o beyaz etli kısım. Bunun yapılan çalışmalara göre tümör oluşumunu küçültücü, kansere karşı koruyucu etkisi var. Hep narenciye deyince aklımıza C vitamini gelir, bağışıklık sistemi, grip ama inanın bu üstünde yine yapılması gereken tabii çok çalışma var ama yine de önemli bir bilgi portakalın, İşte mandalina'nın, greyfurtun yani narenciyenin o beyaz kısmını, benim narenciye ekmeğe dediğim kısmı yemeye çalışın. Atmayın çünkü onun da lifle ilgili bize son derece önemli faydaları var. Gelelim çaya. Çaya. Sabah sabah kaç evet. kişi çay içip bizi izliyordur kim bilir şu anda. Bu haliyle masum görünüyor çünkü biz içine şeker koymadık. Ama her bir koyduğum şekeri sayıyoruz şimdi 20-20. 20 gelsin kaloriler ha. 40 60 80 Dur, 4 şeker yeter, 100, yeter. 5 şekerli kalori. Ben biliyorum. Kalori. 5 şekerli çay içen insanlar tanıyorum. Yok mu aranızda? Var var. Var var. Bu tek bir çay için 100 kalori. 5 şekerli bir çay günde 10 tane içsem 1000 kalori ediyor. İnanılır gibi bir rakam değil, değil yani. Düşünsene ya. Her gün 1000 kalori. 1000 kalori kaç tabak makarna eder? 3 Üç tabak makarna eder bundan içeceğinize 10 bardak. Ne yapıyor bu? Yağ dönüşüyor üstelik hem de çok hızlı. Hayretle bakıyorum. Evet içiyor belli. Mikrofonu ama zamanlısı. Peki çay böyle. Demek evet. ki ya çay şekersiz içeceksiniz. Hı-hı. Bu alışkanlıktan vazgeçeceksiniz. Aynı şekilde bakın burada kremalı bir kahveniz var. Hı-hı. Sana vereceğim. Tamam. Krema koyduğumuz anda içine ne geldi bunun şimdi durup dururken? Yağ geldi. Daha şekerini koyacağım. Zaten yağ vardı içinde. Bir de şeker eklediğim zaman aslında el bombası oldu. El bombası oldu. 100. Üstelik de hiç hesabı almıyoruz. Canım ne olacak? Bir tane kahve içiverdim. Açlığımı bastırsın diye. O açlığınızı bastırmadı. Açlığınızı ne yaptı biliyor musunuz? Daha da tetikledi. İştah canavarını daha da uyandırdı. Çünkü ne yaptınız? Sıvı kalori aldınız, şekerli ve yağlı bir şey aldınız. Eyvah şimdi yemekte daha fazla yeme riskiniz var. Şekerli içecekleri lütfen artık kaldıralım ya. Gerçekten 3 hafta, evet. 3 hafta içinde şekersiz içerseniz 3 hafta içinde ağız tadınız buna alışıyor. İnanın buna. Bir kere deneyin 3 hafta görün. Değil evet, mi? Evet, alışkanlığın gelişmesi için 21 gün çok önemli.
21 günü tamamlamanız gerekiyor. Bunu başka alışkanlıklarınızda da deneyebilirsiniz. Ve lütfen bunu yazın. Ben danışanlarımda çok faydasını görüyorum. Birinci gün, bugün hiç şeker almadım, kendimi tebrik ediyorum. İkinci gün, kahveme 3 şeker yerine 1 şeker koydum, kendimle gurur duyuyorum. 21 gün boyunca bunu yapın. İnanın 21 gün sonra, aa ne kadar da kolaymış diyeceksiniz.